Bismillahirrahmanirrahim. Babül kubleti lissaim. Babül kubleti öpmek babıdır. Kim için? Lissaim, oruçlu için. Oruçlu bir adam ailesini tekbil edebilir mi? Bu tekbil ederse orucuna zararı var mı yok mu? Bu babda da bu bahisleri beyan edecek ve hadisleri zikredecek İmam-ı Tahavi rahmetullahi aleyh. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الطني عن ميمونة بن سعد قالت burada tıbbi yazmış ama fakat sahihi zinni diyor, nun iledir. Bu Meymune bin Sa'd'den rivayet ediyor. قالت Meymune buyurdular ki söylen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz soruldu. Anil kubleti lissaimi. Saimin ailesini tekbir etmesinden soruldu. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki aftara cemiyen, ikisinin de orucu bozuldu. Adam öptü, onun orucu bozuldu gibi ailesinin de orucu bozuldu. Şimdi bu hadisi Meymune, Meymune İbni Sa'd'ın rivayeti bu. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم إلى هذا. Ulemadan bir kısmı buna zahip oldular. Fekalu dediler ki لَيْسَ لِلْرَجُلِ bir adama caiz olmadı en yukabbile kadını öpet fi savmihi orucunda. وَاِنْ قَبَّلَكَ öperse fakat aftara orucu bozulmuştur. Hadiste kendisinin orucu bozulduğu gibi bu kadının orucu da bozulur. İkisinin de orucu bozulur. Hadiste böyle. Eftara tesniye sıhhasıyla geliyor. Eftara cemiyen. İkisi de iftar etmiş oldu. Oruçları bozuldu. Ulemanın bir kısmı buna zahip oldular. Vehteccu fî zâlike eyzâ. Yine bu mesele hakkında ihticac eylediler. Bima bir hadiste ki haddesena Ali ibn-i Şeybe. Bize Ali ibn-i Şeybe rivayet eyledi. Kâle haddesena İshâb ibn-i İbrahim el-Hanzaliyyü. Kâle kultu le'bi Üsame. Ben Ebu Üsame'ye dedim ki Uhaddisukum Ahaddesekum Ömer ibn Hamza. Size Ömer ibn Hamza rivayet eyledi mi? Kale akhbereni Salimun an ibn Ömer. Salim ibn Ömer'den haber verdi radıyallahu anh. Kale Ömer. İbn Ömer dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh dediler ki Ra'itun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fil menam. Ben Peygamber Efendimiz'i uykuda rüyada gördüm. Fara'itu la yanzuruni. Baktım ki bana nazar etmiyor. Bana bakmıyor. Fekultu ya Resulallah. Ben ona dedim ki ya Resulallah ma şani. Benim şanım nedir? Niye bana bakmıyorsun? Kale Resulullah Efendimiz buyurdular ki eleste sen değil misin? Ellezi sol bir kimse ki tukebbilu aileni tekbir ediyorsun ve ente sahil. Halbuki sen oruçlusun. Oruçlu olduğun halde ya Ömer aileni öpen sen değil misin? Fakultu Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki vellezi be'ateke bil hak seni hak olarak bahseden Allah'a yemin ederim ki İnni la ukabbilu ba'da hâzâ ve ene sahib. Ben oruçlu olduğum halde aileme bir daha tekbir etmem diye böyle ahdettim Peygamber Efendimiz'e karşı. Bu hadisi şerifi Ömer ibn Hamza size rivayet eylemedi mi? Ebu Usame diyor. Feakarra Ömer ibn Hamza ikrar eyledi. Bihi buni. Bunu ikrar eyledi ki evet Ömer ibn Hamza. Bunu ikrar eyledi. Sümme kâle dedi ki naam evet. Ömer ibn Hamza bize bunu rivayet eyledi. Vehteccu ihticac eylediler fî zâlik bu mesele hakkında. Eyza yukarıdaki hadis gibi bima bir hadiste ki ruviyan Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Abdullah ibn Mesud'dan rivayet edildi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد السمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يسار عن هاني وكان يسمى الهزهاز هاني'den rivayet etti ki ona hazhaz dediler. قال سئل عبد الله
Abdullah soruldu. Neden? Anil kubleti öpmeden lissaimi oruçlu için. Yani oruçlu olduğu ailesini öperse bunun hükmü nedir? Fekale buyurdular ki yakdi yevmen ahar. Başka bir gün kaza eder. Yani orucu bozuldu onun. Başka bir gün kaza eder dedi. Haddesene Ebu Bekir'de kâle haddesene emmelun kâle haddesene Süfyanu en Mensurin en Hilalin anil hezhaz en Abdillah mislehu. Yine Abdullah ibn Mesud'den başka bir senette de İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Ve ihteccu fî zâlike eyzâ, yani bu mesele hakkında ihticac eylediler. Mimâ ruviyen Ömer'e, Hazreti Ömer'den rivayet edilen hadisle, o da neden? Min kavlihi, onun kavlünden Hazreti Ömer'in ki ben böyle rüya gördüm ve rüyada da Resul-i Ekrem Efendimiz bana hitap eylediğinde bir daha öpmem dedim. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Osman ibn-i Ömer, an ibn-i Ebi Zîbin, an-i Zühriye, an-i Sa'id ibn-i Müseyyeb. Enne Ömer'e kâne yenha Hazreti Ömer radıyallahu anh nehy ederdi, an-i kubleti lissâil. Oruçlunun ailesini öpmesinden nehy ederdi. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Vehb ibn-i Cerîr kâle, haddesene Şâbetü, an-i İmran ibn-i Müslim, an-Zâzân, kâle Ömer. Zaten diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdular ki لَاَنْ اَعَدَّ عَلَى جَمْرَةٍ, ben bir ateşi ısırmam اَحَبُّ اِلَيَّ, bana daha ziyade sevgülüdür مِنَنْ اُكَبِّلَ وَاَنَ صَيْبٍ, ben oruçlu olduğum halde aileyi öpmekten ise bir ateşi ağzıma alıp da çiğnemem daha sevgülüdür. Yani ateşi alırım, onu yapmam. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا, yine bu mesele hakkında ihticac eylediler. بِمَارُوِيَنْ سَعِيدِ اِبْنِ الْمُسَيَّبِ, Sa'id ibn-i Müseyyep'ten rivayet edilen hadisle de ihticac eylediler. Bu hadiste şu: حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا مُوسَى بْنُ اَعْيَنْ اَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ اَنْ سَعِيدِ اِبْنِ الْمُسَيَّبِ, Sa'id ibn-i Müseyyep'ten rivayet ettiler. Firrecülü, bir adam hakkında ki yukabbilüm ra'etehu ailesini tekbil ediyor ve sahibim. Halbuki kendisi oruçlu. Fekale, Sa'id ibn-i Müseyyep buyurdular ki yankudu sevmehu, onun tekbili orucunu bozar. İşte bu rivayetlerle istidlal ettiler ki oruçlu bir adam ailesini tekbir ederse orucu bozulur. Ve halefehum fi zalike aharun, ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Felem yarav, görmediler bil kubleti öpmek deriz saimi oruçlu için be'sen, be hiç görmediler. Oruçlu bir adam ailesini öpmesi caizdir dediler, orucu bozulmaz. Ne vakitte? İzâ lem yehef minha, eğer bu kubleden korkmazsa ki en ted'uvehu, bu öpmek onu götürür ila gayriha, gayrisine götürdüğünden korkmazsa. O da neden? O gayrisi de mimma, ol bir şeyden ki yümne'u men olunur minhu, ondan es-saimu saim, oruçlu ondan men edilen şeye götürmezse, yani ailesine tekarrübe götürmezse, olur ki öper öper şehvet ziyade olur, ailesine tekarrübe eder, orucunu bozar. Eğer bundan emin olursa öpmesinde bir iş yok. Ve kâne min hüccetihim, bunların hüccetinden oldu. Fî mehtecce bihi aleyhim ehlül mekâletil ula, birinci mekâle sahiplerinin bunlar aleyhine ihticac olarak, hüccet olarak getirdikleri hadislerden, ki onlar o birinci taife bir çok hadisi şerifler getirdiler ki orucu bozar dediler ya, onlar da diyorlar ki ve kâne min hüccetin, bu ikinci tayfenin hüccetlerinden oldu. Nerede? Fîmâ, şul bir şeyde ki, şul bir hadislerde ki ihtecce bihi, o hadislerle ihticac etti aleyhim, bu ikinci tayfe üzerine. Kim ihticac etti? Ehlül mekâletil ula, birinci mekâle sahipleri ihticac ettiler. Ki ennehu kad ruviye an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi.
fi ibahatihi mübah kıldığı hakkında el kublete kubleyi lissaimi oruçluya. Ne rivayet edildi? Ma ul bişeyki huve o azharu daha zahirdir min hadisi Meymunete binti Sa'di. Meymune binti Sa'di rivayet etmiş olduğu hadisten daha azherdir. Ve evlâ daha evladır en yuhade bihi alınmaya daha layıktır. Yani Meymune binti Sa'd'den rivayetler geldi ki öpenin de öpülenin de oruçları bozulur. Bu rivayet var. Siz bunu getirdiniz. Fakat başka rivayetler var ki caizdir. Oruçlunun ailesini tekbir etmesi caizdir diye gelen hadisler daha azherdir, daha evladır. Yani hadisle hadise mukabele olunuyor ve ikinci makale sahiplerinin getirmiş olduğu hadisler daha zahir, daha evla oluyor. Vahva, o zahir olan ikinci taifenin delillerindendir. Ney? Ma ol bir hadis ki haddesena Rabi'ül Müezzin'i. İmam-ı Tahavi diyor ki Rabi'ül Müezzin bana rivayet eyledi. Kale haddesena Şuayb ibn-i Leys. Kale haddesena Leys en Bükeyr ibn Abdillah ibn-i Eşeç. أن عبد الملك بن سعيد الأنصاري أن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حضرت عمر بن رواية ذلك أنه قال حضرت عمر بيقولك حششت يوما بن bir gün sürurlu bir günüm oldu فقبلت ben ailemi öptüm diyor ve anasabim ben doğruşluydum öyle neşit bir günüm sürurlu bir günüm oldu ailemi öptüm dedi. فَاَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e geldim. فَقُلْتُ dedim ki فَعَلْتُ الْيَوْمَ ben bugün işledim. اَمْرًا عَظِيمًا büyük bir iş işledim. قَبَّلْتُ ben ailemi öptüm ve اَنَا سَيْمُ Halbuki ben oruçlu idim. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَائِنْ وَاَنْتَ سَيْمُ اَرَأَيْتَ sen haber ver. Evet, mazmazıysan, mazmazıysan, ağzına su versen, bir mayı suyla, suyla ağzını çalkalasan ve ente sahim, halbuki sen oruçlusun, benden haber ver, bu orucu bozar mı? Bozmaz. Fakultu ben dedim ki, daha verse bizlerlik, bunda beis yok. Abdest alırken ağzına su veriyor, burnuna su veriyor, bunda beis yok. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, fefime, ne şeyde oldu? Ne şeyde oldu bu? Yani bu öpmek de onun gibidir. Ağzına su verdin, orucu bozmadı da öptün. O ne için bozacak? O da bozmaz. Haddesena Ali ibn-i Mâbedin gâle haddesena Şebâbet ibn-i Sevvâr gâle ahberena Leys ibn Sa'din fezekere bi isnâdihi mislehu. O hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ali ibn-i Mâbed terikledi, rivayet eyledi. فهذا الحديث بحديث صحيح الإسناد إسناد صحيح معروف للرواة رواة لارين معروفته وليس أولمدك حديث ميمونة بنت سعد ميمونة بنت سعد حديثك بأولمدي الذي أولاد ميمونة حديثك رواه عنها عندن رواية إلدي كم أبو يزيد الدني أبو يزيد الدني عندن رواية إلدي وهو وأبو يزيد الدني رجلٌ bir adamdır ki la yuraf bilinmez, bilinmeyen bir adamdır. Yani senette meçhul olan bir zat geliyor. O da Ebu Yezid-i-Dinni. Acaba bu adam şey sige midir, değil midir, rivayeti kabul edilir mi, edilmez mi? Meçhul, meçhul olduğundan dolayı bu hadisi almadan ise evvelki bu ikinci Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hadisini almak daha evladır. فَلَا يَنْبَغَيْ لَا يُقُلْمَزْ كِ اَنْ يُعَارَدَ مُعَارَدَ اُرُنَا Hadis-i menzekerine bizim zikrettiğimiz adamın hadisiyken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis muarede uruna neyle? Bir hadisin bir hadisiyle. Öyle hadis ki mislihi işte ravisi meçhul olan bir hadiste muareze uruna bu layık değildir. مَا أَنَّهُ شُنُنْلَ beraber çıkart diye çözü caiz olur ki اَنْ يَكُونَ اُرَى Hadis-u Zalik ve Hazreti Meymune radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis ala mananın bir mana üzerine olan. Öyle mana ki hilaf-i mana hadis-i Ömer'e hâzâ. Hazreti Ömer'in
rivayet etmiş olduğu bu hadisin manasının hilafına bir manada bir manaya gelmiş olur. Ve yekûne ola cevabı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in cevabı ellezî öyle cevabı ki fihi anda orucudur. Yani Meymune'nin hadisinde geldi ya ikisinin de orucu bozuldu diye Peygamber Efendimiz onlara öyle cevap vermiş ola cevaben cevap olalı sualin bir suale ki süile sual edildi fi saimeyn iki oruçlu hakkındaki iki oruçlu hakkında sual edildi de ayanihima aynleriyle yani filan ve filan kes yani mutlak değil de bir adam ailesini öperse ne hüküm gelir böyle mutlak değil de filan kes kendi ailesini filan kesi öpmüştür böyle hususi şahıslar hakkında sual oldu da o suale cevap verdi. Alâ qillati zabtihimâ l'enfüsihimâ. Bu iki şahıs ki bunlar kendi nefislerini zapt etmenin qilleti üzerine. Bu da var yani. O iki şahıs ki onlar kendi nefislerine hakim olmakta zafiyetleri var idi. Böyle iki şahıs hakkında sual ettiler de fekâle zâlike Resulullah Efendimiz de bu hükmü buyurdu. Fihimâ o iki şahıs hakkında buyurdu. Ey ennehu izâ kânetil kubletu minhumâ. Yani şu demek oluyor ki o öpmek eğer bu iki şahıstan vâkı olduysa fakat kâne me'ahâ o kubbeyle beraber olmuştur gayruha gayrisi de olmuştur ki mimma kad yedurruhumâ onlara zarar veren bir şeyle vâkı olmuştur. Yani o öpmek varsa öyleyse cimada bulunmuştur. Bu iki şahıs hakkında bu sual böyle oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz de bunun için bu cevabı verdi. Yani sede öpmekle oruç bozulmaz. Öpmekten sonra bunlar kendi nefislerine hakim değildirler. Öteki oruca zarar veren şey de bulunmuştur demek oluyor. وَهَذَا اَوْلَى bu daha evladır. مِمَّا شُلْ بِشَيْدَنْ كِ حُمِدَ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ حُمِدَ حَمْدُلُونَ عَلَيْهِ o şey üzerine manavu hadisin manası. Hadisin manası yani öpmek orucu bozar diye hamledildi. Ondan ise hayır öpmek değildi. Öpmekten sonra tekarruf da bulunmuştur. Onun için orucu bozulmuştur. İkisinin de orucu bozulmuştur. O tarafa hamletmek daha evladı. Evla oldu. Niçin evla oldu? Hatta la yudadde gayrehu. Hatta başka hadise zıddı olmaya böyle hamdolunursa Hazreti Ömer'den gelen rivayete zıddı olmaz. Demek ki öpmek orucu bozmuyor. Yalnız öptükten sonra başka bir şey bulunursa oraca zarar veren bir şey o da nedir? Cima. O bulunursa o zarar verir. Ve emma hadisi Ömer ibn Hamzete. Ömer ibn Hamze'nin hadisine gelince feleyse eyza isnaduhu ki hadisi Bükeyr'in. Onun isnadı da Bükeyr'in hadisinin kuvvetinde değildir. Bükeyr ibn Abdullah ibn Eşed rivayet eyledi ya Ömer ibn Hattab'dan onun senedi de bu senet kadar kuvvetli değildir. Ellezî öyle hadisi Bükeyr ki kad zikirine biz zikreyledik. Lenne Ömer ibn Hamze, Ömer ibn Hamze leyse misle Bükeyr ibn Abdullah, Bükeyr ibn Abdullah gibi değildir. Fî celâletihi, evet, kendi celâletinde yani şahsiyetinde ve mevzuihi minel elim elimdeki mevzuinde ve itkanında bunun gibi değildir. Ömer ibn Hamze Bükeyr ibn Abdullah'dan aşağıdadır. Ona mukabil olamaz. Ma ennehuma şunla beraber ki bunların ikisi de tekafa ikisi tekafu etseler yani ikisi de müsavi gelseler lekâne hadîsü Bükeyr'in evdâhuma Bükeyr'in hadisi bu ikisinin evlası olur. لأنه بكير حديث قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبارة النزل قول دندر في اليقظة يقظة uyanıklı kalında Peygamber Efendimizin sözüdür ki Hazreti Ömer'e ne dedi sen ağzına su alsaydın mezmezi içseydin orucun bozulur muydu bozulmaz öyleyse bu da öyle öptün öpmekle hemen oruç bozulmaz. Bu da Peygamber Efendimiz'in yakazede olan bir kavludur. Ve zâlike kavlun. Bu bir kavludur ki
قَدْ قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ Hüccet bununla kaim oldu. عَلَى اُمَرَ Hazreti Ömer'in üzerine. Yani ailesini öptü diye, orucu bozulmadı diye bir hüküm oldu. وَحَدِيثُ اُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ Ömer ibn-i Hamze'nin hadisi ise اِنَّمَا هُوَ Bu عَلَى قَوْلٍ Bir kavl üzerine oldu ki hekâhu onu hikayeyledi an Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den finnevmu uykuda. Uykuda görmüş ve uykudaki şeyi hikaye ediyor. Ve zâlike bu uykuda görülen bir şey de mimma bir şeylerdendir ki la tekûmu bi'l hüccet anında hüccet kaim olmaz. Çünkü rüyadır, rüyanın tabiri vardır. Aynen hemen görüldüğü gibi değil de başka bir manaya tabir edilir. Onun için bununla hüccet kaim olmaz. فَمَا اُولْ بِالْحَدِسْ كِ تَقُومُ بِي الْحُجَّةُ Hüccet onunla kaim olur. اَوْلَى Daha evladır. مِمَّا شُولْ بِالْحَدِسْتَنْ كِ لَا تَقُومُ بِي الْحُجَّةُ Hüccet onunla kaim olmaz. Hazreti Ömer'in yakazede Resulullah Efendimiz'den almış olduğu hüküm orucu bozmaz. Bununla hüccet kaim olur. Öteki rüyadır hüccet kaim olmaz. Onunla hüccet kaim olmaz. ثُمَّ هَذَا بْنُ عُمَرْ İşte Abdullah İbni Ömer قَدْ حَدَّسَنْ عَب۪يهِ Babasından rivayet eyledi بِمَا هَكَهُ عَمَرُ بْنُ حَمْزَةَ فِي حَد۪يسِ Ömer İbni Hamze'nin hadisinde geldi ki Hazreti Ömer rüya gördü, rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz çevirdi. O da ya Resulallah niye yüz çeviriyorsun, sen aileni oruçluyken öpmedin mi dedi. İşte bu hikayeyi kim hadiste getirdi? Kim rivayet eyledi? Abdullah İbni Ömer. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ اَب۪يهِ Bu hadisi hikaye olarak nekleden Abdullah İbni Ömer hükmeyledi. بَعْدَ اَب۪يهِ Babasından sonra bir خِلَافِ ذَلِكِ Bunun hilafına hükmeyledi. Nasıl? İşte onu da beyan ediyor. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ اَنَا بِي حَمْزَةَ اَمْ مُوَرِّقٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرْ Muvarrik Abdullah İbni Ömer'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ سُئِلَ مِنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ Kıblenin hükmünden soruldu. Kim içindir? Saim oruçlu için. Oruçlu için kıble caiz midir, değil midir? فَاَرْخَسَ ف۪يهَا Abdullah ibn Ömer ruhsat verdi. Bu öpmekte لِشَيْخِ ihtiyar adama وَكَرِيهَا وَنِ مَكْرُحْ gördü لِشَابِّ gence. İhtiyar bir adam öperse ve hiç yoktur ama genç adamın öpmesi caiz değildir. Çünkü onu ileriye götürür, orucunu bozdurur. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّ هَذَا بُ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَرْ عِنْدِنْدَ oldu. اَوْلَى Daha evlâ oldu. مِمَّا حَدَّسَ بِهِ Ömer. Ömer ibn-i Hamze'nin hadisinden daha evlâ oldu. مِمَّا حَدَّسَهُ بِهِ Ömer. O da neden? مِمَّا زِكَرَهُ Ömer ibn-i Hamze fi hadisi. Ömer ibn-i Hamze'nin hadisinde zikredilen şeyden bu daha evlâ oldu. Abdullah ibn Ömer, bir Hazreti Ömer'den rivayet eyledi, bir de Ömer ibn Hamze'de hangisi daha evla oldu? Hazreti Ömer'in kendisinden rivayet edildiği hadis daha evla oldu. Ve emmâ maşul bir şey ki, hadis yıkat ihteccû bihi anında ihticac ettiler. Birinci makale sahipleri min kavli bin Mes'ud'un radıyallahu anh, Abdullah ibn Mes'ud'den fe innehu kadruvye anhu eyda Abdullah ibn Mesud'dan rivayet edildi. Hilaf-ı zalik, onun hilafı da rivayet edildi. Abdullah ibn Mesud'dan orucu bozar diye rivayet geldi. Onun hilafına da rivayet geldi. Bu hilafına gelen rivayet de şu. Haddesena Fehdun, kâle haddesena Ebu Nu'im, kâle haddesena İsrailu an Tariqin, an Hakim ibn Cabir, kâle kâne ibn Mesud radıyallahu anh. Abdullah ibn Mesud oldu. Yubâşirü mra'atehu ailesine mübaşeret ederdi ve vesaim halbuki kendisi oruçlu. Mübaşeret yani vücuduna değerdi. Halbuki kendisi de oruçluydu. Fakat tekafa hadel hadis, bu hadis tekafi etti, misil oldu. Ve ma ravel hezhaz ben abdillah. Abdullah bin Mesud'dan hezhazın rivayet etmiş olduğu hadisle bu hadis ikisi tekafi ettiler, birbirine mukabil geldiler. وَأَمَّا مَا زَكَرُوا مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ Ama yani İbn-i Müseyyeb, Sa'id ibn-i Müseyyeb'in rivayetine gelince ondan zikrettiklerine ki اَنَّهُ يَنْقُدُ سَوْمُهُ Bu onun orucunu bozar diye rivayet geldi. Sa'id ibn-i Müseyyeb'den buna gelince فَاِنَّمَا رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen şey
min teşbihi zâlikil mazmazati, o öpmeyi mazmazaya teşbihi evlâ, daha evladır min kavli Sa'id'in, Sa'id ibn-i Müseyyeb'in kavlinden daha evladır. Hazreti Ömer'e Peygamber Efendimiz nasıl teşbih eyledi? Ağzına su verirken orucun kaçar, bu kaçmazı, öpmekte de kaçmaz, işte bu daha evlâ oldu. Sümme kâle bizâlike cemaatun min ashâbi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabının da bir takım cemaat böyle hükmeylediler. Mimma, onlarda neden o hükümlerde senezkürü zâlike anhum, onlardan biz zikrederiz. Fî âhiri hâdel bâb, bu babın sonunda onlardan gelen hükümleri de zikrederiz inşallahü teâlâ. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاتِرَةً. Peygamber Efendimiz'den eserler çok geldiler ki اَنَّهُ كَانَ Peygamber Efendimiz yukabbilu vefer oldu ve sahibi, halbuki kendisi oruçlu. Oruçlu olduğu halde اَزْوَاتِ مُتَهَرَاتِ öperdi. فَمِنْ ذَٰلِكَ işte bunlardandır, bu rivayetlerdendir. Maşhur bir hadis ki حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبُو عَرُوبَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah ibn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz kâne yusîbü mine rûûs ezvâci müteharatın başlarından isabet ederdi. Ve hâbâ sâmin halbuki kendisi oruçluydu. Yani وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُتَوَاتِرَةً بَاَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهْوَ صَعِيمٌ Resul-i Ekrem Efendimiz'den birçok hadisler geldi ki Peygamber Efendimiz oruçlu olduğu halde ezvâc-ı müteharâti tekbir buyururlardı. فَمِنْ ذَٰلِكَ işte bu hadislerdendir. Maşul bir hadis ki حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. Ali ibn-i Ma'bedin kâle حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَىٰ اَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي عَرُوبَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَكِيكَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلِمَا Abdullah ibn-i Şakik, Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet eyledi ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ يُصِيبُ مِنَ الرُّؤُسِ اَزْوَاجِ مُلْتَهَرَاتٍ başlarına isabet ederdi. وَهْوَ صَائِمُ Halbuki kendisi oruçluydu. Yani yüzlerini öperdi. حَدَّسَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْعَلَىٰ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي عَرُوبَ عن أيوب قال حدثنا عبد الله بن الشقيق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إمام تهاوي أين حديث شريف يقرد علي بن معبد تركيله burada da İbn Ebu Davud tarikiyle rivayet ediyor. Yalnız burada bir ziyade var. Abdullah bin Abbas buyuruyor ki فَمَا دَرَيْتُ مَا هُوَ يُسِيبُ مِنَ الرُّؤُسِ ne demektir? Ben bunu anlamadım. Hatta denildi ki الْقُبْلَةُ öpmektir. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الوهبي هو احمد بن خالد وهبي روايته الذي كي وهبي ده kimdir احمد بن خالد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زينب بنت ابي سلمة والده ام سلمة رضي الله عنهن روايت ediyor ki ان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kâne yukabbiluha ve huve sâib. Oruçlu olduğu halde Ümmü Seleme radıyallahu anhâ'yı tekbir buyururlardı. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Revh ibn Ubâde kâle haddesena Hişam ibn Ebi Abdillah en Yahya en Ebi Selemete fe zekere bi isnâdihi mislehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ali ibn Ma'bed terikiyle de rivayet ediyor. Haddesena Rabi'ul Mâzinu kâle haddesena Şuayb ibn Leys قال حدثنا الليس عن بكير بن عبد الله عن أبي بكر بن المنكدر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زينب والدة أم سلمة رضي الله عنها عن رواية ديور كأنها قالت أم سلمة buyurdular ki قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم Peygamber Efendimiz beni tekbir buyurdular halbuki kendisi oruçluydu. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ قال أتت أم سلمة امرأة أم سلمة رضي الله عنها bir kadın geldi فقالت o kadın dedi ki إن زوجي يقبلني benim kocam beni öpüyor ve أنا صائم halbuki ben oruçluyum
bu oruca bir zararı var mı yok mu diye sordu. Fakalet Ümmü Seleme radıyallahu anha buyurdular ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yukabbiluni fiyamber Efendimiz beni tekbir buyururdular. Ve hüve saimi ve ne saimi halbuki Resulullah da oruçluydu, ben de oruçluydum. Yani zararı yok. Haddesena Ebu Bisir Rakkiyyü kâle haddesena Ebu Muaviyyete Darîr ve en-El-Âmeş en Müslim ibn-i Sübeyh en-Şüteyr ibn-i Şekel en Hafsata bint-i Ömer radıyallahu anhuma Hafsa bint-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet eyledim. Şüteyr ki en-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki ennehu gabbele Peygamber Efendimiz tekbir buyurdular ve hüve saimun Peygamber Efendimiz de oruçluydu. Yani orucu bozmaz. Haddesena Rabi'ül Mezzin'u kâle haddesena Esed kâle haddesena Ebu Abana en Mansur'in en Müslim'in fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Rabi'ül Mezzin terikiyle de rivayet eyledi. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle akhberini İbn-i Ebi Zennad kâle haddeseni Ebi en Ali ibn Hüseyin akhberahu. Ali ibn Hüseyin haber verdi. Yani Zeynel Abidin radıyallahu anh, Ali ibn Hüseyin o. En Aişete radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den haber verdi ki ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yukabbiluha Hazreti Aişe'yi tekbir buyururdular ve hüve saimun. Saimun halbuki Peygamber Efendimiz de oruçlu. Oruçlu olduğu halde tekbir buyururdular. Bundan anlaşılıyor ki tekbir orucu bozmaz. Haddesena Rabi'ul Mezzin kâle haddesena Esed kâle haddesena ibn Ebi Zennad en Ebihi en Ali ibn Hüseyin en Aişete radıyallahu anha mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Rabi'ul Mezzin terikiyle de rivayet ediyor. Haddesena ibn Merzu kâle haddesena Harun ibn İsmail el-Hazzaz kâle haddesena Ali ibn Mübarek kâle haddesena Yahya ibn Ebi Ketir an Ebi Selemete, an Urvete ibn-i Zübeyir, an Aişete radıyallahu anha mislehu. Hazreti Aişe'den bu hadisi Urvete ibn-i Zübeyir rivayet ediyor. İmam-ı Tahavi ibn-i Mevzuk terikiyle bunu ispat ediyor. Rivayet ediyor. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kâle haddesena Abdülvehhab, kâle akhberena Sa'id ibn-i Hişam ibn-i Urve, an Ebihi, an Aişete radıyallahu anha mislehu. Hazreti Aişe'den gelen bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ali ibn-i Ma'bed terikiyle de rivayet ediyor. حدثنا محمد بن حزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن هشام فذكر بإسناده مثله وحديث الشريف إمام التحاوي محمد بن حزيمة تلك لدى رواية اليوم حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله حضرت عائشة قاسم بن أبي بكر yani Hazreti Aişe'nin Kasım ibn-i Muhammed ibn-i Ebi Bekir ki kardeşinin oğlu Kasım de rivayet ediyor. İmam-ı Tahavi Ali ibn-i Mâbed terikiyle bu hadisi burada zikrediyor. Ve zâde fakat bu rivayette ziyade eyledi ki ve kânet tekûlu Hazreti Aişe buyururdu ki ve eyyüküm hanginiz emlekü daha ziyade maliktir le'ere bihi kendi şehvetine min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den hanginiz daha fazla kendi şehvetine maliktir? Yani Resulullah Efendimiz ezvaç-ı mütahharatı tekbir ederdi ama şehvetine maliktir. Bunu bir tehlikeye götürmezdi. Sizle bu olamaz. Bu manasına geliyor. Haddesena İsmail ibn-i Yahya el-Müzeniyyü kâle haddesena Muhammed ibn-i İdris el-Şafi'yyü kâle haddesena Süfyanu kâle kultulu Abdurrahman ibn-i Kasim Abdurrahman ibn-i Kasim Hazreti Ebu Bekir'in torunu Kasim oğlu Abdurrahman ne diyor dedim ki Süfyan diyor ehaddeseke ebuken Aişete radıyallahu anha baban Kasim ibn Muhammed Hazreti Aişe'den bu hadisi rivayet ettim ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yukabbilu Hazreti Aişe'yi tekbir buyururdular ve hüve saim halbuki Resul-i Ekrem Efendimiz oruçlu idi. Kâle Süfyan dedi ki fata'ta ey hafada râsehu Abdurrahman ibn-i Kasim başını eğdi, aşağı götürdü ve istihya haya etti, utandı, delilen az başını eğdi, utandı da başını yere eğdi ve sekete, sükut etti, sümme kâle dedi ki, naam, evet,
benim babam bu hadisi rivayet eyledi. Buyurdular. Haddesena Muhammed ibn Abdullah huve ibn Meymun el-Bağdadi. İmam-ı Tahavi diyor ki bana Muhammed ibn Abdullah rivayet eyledi. O da kimmiş? Muhammed ibn Abdullah ibn Meymun el-Bağdadi. Kale haddesena el-Velid huve ibn Müslim. Velid ibn Müslim rivayet eylemiş. Kale haddesena el-Evza'i. Ona da İmam-ı Evza'i en Yahya Yahya'dan. Kale haddesena Ebu Selemete en Aişete radıyallahu anha. Ebu Seleme Hazreti Aişe radıyallahu anhadan rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne Peygamber Efendimiz oldu yukabbiluha Hazreti Aişe'yi tekbir buyururdular ve hüve sahim, halbuki kendisi de oruç değildi. Haddesena Yunus'u kâle haddesena Bişrun hüve ibn-i Bekrin kâle haddesena Levza'yü tezekere bi isnadihi mislehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus tarikiyle de rivayet ediyor. حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن خبر ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة بيردلار فذكر مثله أين حديث الشريف ذكره لديك يعني رسول أكرم فنز أورشلي كان تكبر بيردلار. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق النافع عن عبد الله بن عمر إمام نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم دان رواه ديور قال جمع لي بنا جمع أبي بنم بابام أهلي بنم أهلمي في رمضان رمضان دا عبد الله بن عمرن زوجلرني رمضان دا ikisini جمع etmiş. فَأَدْخَلَهُمْ عَلَيَّ O ehlimi onları getirdi, benim üzerime Ramazan'da ithal eyledi. Yani gerdeye verdi. فَدَخَلْتُ وَلَا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Ben Hazreti Aişe'ye gittim. فَسَأَلْتُهَا Ben sordum عَنِ الْقُبْلَةِ Öpmekten yani lissail, oruçlunun öpmesinden, orucu bozar mı bozmaz mı? فَقَالَتْ Hazreti Aişe buyurdu ki لَيْسَ بِذَٰلِكَ بَاسْ Bunda beis yoktur. Caizdir. قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ يُكَبِّرْ قَدْ كَانَ oldu men bir kimse ki ve خَيْرُ النَّاسِ nasın hayırlısı olan Resulullah Efendimiz oldu. Ne oldu? يُكَبِّرُ tekbir buyururlardı. حَدَّسَنَا بْنَ بِي دَوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنَ أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْسِ بْنِ سَعَدْ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ أَنْ عَمْرَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Amr'da Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet buyurdular ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâni yukabbilu tekbir buyururdular ve hüve sahim, halbuki oruçluyken tekbir buyururdular. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene vehbun kâle haddesene şöbetü en Sa'd ibn-i İbrahim en Talhata ibn-i Ubeydillahi ibn-i Ma'mer en Aişe'te radıyallahu anh'a enneha kâlet Hazreti Aişe buyururdular ki eraden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular en yukabbireni Peygamber Efendimiz beni öpmeyi murat buyurdular. Fekultu ben dedim ki nisaime ya Resulullah ben orucum. Fekale buyurdu ki ve ene saimim ben de oruçluyum. Fekabbedeni beni tekbir buyurdular. Yani oruçluyken kadın da oruçluyken bu kocasının kadınını tekbir etmesi ikisinin de orucunu bozmaz. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Ömer ibn Ebi Zayde en Ebi İshak el Hemdani anil Esved en Aişete radıyallahu anha kâle Hazreti Aişe buyurdular ki mâ kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmadı yemteniu imtina eder olmadı, çekinir olmadı min vücuhina bizim yüzümüzden ve ve saimin, halbuki de oruçluydu. Yani oruçlu olduğu halde yüzlerimizi öperdi buyuruyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Asim an İbni Avnin an İbrahim an İlesved kâle intalaktu ene ve Abdullah İbni Mesud. Esved diyor ki ben ve Abdullah İbni Mesud gittik ile Aişe'de radıyallahu anh Hazreti Aişe'ye gittik. Nes'eluha anil mübaşereti. Mübaşeretten sual eder olduğumuz halde. Yani kocası kadınla mübaşeret eder mi? Vücudu onun vücuduna değer mi?
Sümme haricinden sonra biz çıktık ve lem nes'elha sormadık. Yani haya etmiş, içeri girmişler, sormadan çıkmışlar. Ferecana tekrar gittik. Fekulna dedik ki ya ümmel müminin ekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu mi? Yubâşiru vücudunu, ailesinin vücuduna değdirir oldu mu vehbe sahibi? Halbuki oruçlu. Oruçlu olduğu halde vücuduna değer miydi? Kâlet nâm, evet. Diyerdi. Ve kâne emlekeküm li arabihi, şehvetine sizin en ziyade malik olanınız idi. Şehvetine hakim idi. Yani vücut vücuda değer fakat orucu bozacak bir hal zuhur etmesi. Fesualu Abdillahi, Abdullah'ın suali, Ayşe'te radıyallahu anh'a, Hazreti Ayşe'ye sorması, en hâzâ bu meseleden, tekvilden sorması, delilün delildir ki, alâ ennehu, Abdullah bin Mesud, lem yekûn indehu fî zâlike şey'in, bu mesele hakkında, kendi indinde bir şey yoktu, an Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis yoktu ki, tek bir orucu bozar mı, bozmaz mı? Bir şey bilmiyordu. Hatta akhberetü bi Aişetü radıyallahu anha, hatta Hazreti Aişe ona haber verdi anhu bu meseleden. Haber verdi ki orucu bozmaz. Fedelle zalik, işte bu delalet etti ki ala enne ma ruvi anhu, Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen şey mimma ol bir şeyden ki kad vafaka zalik, buna muvafakat etti. Kâne müteakhiren, müteakhir idi. Yani Abdullah bin Mesud'dan bu son Hazreti Ayşe'ye gidip de sorması, onun da orucu bozmaz demesi, bu rivayet muvafık oldu. Evet, bizim dediğimize ki kâne müteakhiren ammâ ruhiye. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen bir hadisten müteakhir oldu bu muvafık olan hadis. O rivayet olunda neden? Mimma halefe zâlike, buna muhalif olandan. Çünkü evvelce ondan geldi ki orucu bozar. Abdullah bin Mesud'dan evvelce böyle bozar diye bir hadis geldi. Sonunda da bozmaz diye geldi. Ha demek ki bu evvelkisi var imiş evvelden. Fakat bu ikincisi onu ne söylemiş? İkincisi muvafık geldi. Birinciyi naksetti. Haddesene ibn-i Merzu kâle, haddesene ibn-i Asim an ibn-i Avnin an İbrahim an el-Esved ve Mesruk kâle. Esved ve Mesruk dediler ki, se'elna Aişete radıyallahu anha, Hazreti Aişe radıyallahu anha'ya sorduk. E kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu mi? Yubâşiru vücudini, vücuduna değdirir miydi? Kadınlar, yani kendi vücuduna, ezvaç-ı mütearatın vücutlarına değdirir miydi ki vehve sahim, halbuki kendisi de oruçlu. Bunu sorduk. Fekalet dedi ki, naam. Değdirirdi. Velakinnehu kâne emleke li arabi. Lakin o şehvetine sizden daha ziyade malik idi. Minküma ikinizden de. Evli emrihi yahut da emrine. Kâne emleke li emrihi. Kendi şehvetine malik idi. Eşşekkü min asim. Min ebi asim. Bu şek Ravi Ebi Asim'den geliyor. Kâne emleke li arabihi minküma mı dedi? Ev emleke li arabihi li emrihi mi dedi? Arabi yahut da emri. İki rivayette var. Haddesena Ebu Bisir Rakkiyu kâle haddesena Şüca'u en Hureyt ibn Amr en Şabiyye en Mesrukin en Aişete radıyallahu anha kâle Mesruk Hazreti Aişe'den rivayet eylediler. Hazreti Aişe buyurdu. Rubbema qabbalani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok kere Peygamber Efendimiz beni tekbir ederdi ve başereni vücudu vücuduma tekerdi ve vesaimin, halbuki oruçluydu. Ve emma entüm, emma siz felâ bâse bihi, bâs olmadı bunda lişşeyhil kebîr-i daif. İhtiyar yaşlı, ihtiyar zayıf olan adama bâs yoktur, yani onda şehvet yoktur. Onun öpmesi onu bir harama götürmez. Ama genç olur yahut da ihtiyar kuvvetli olursa iş tehlikelidir. Tekbirden sonra orucu bozacak halın zuhuruna sebep olur. Haddesena Rabi'un Mâzinu kâle haddesena Esedun kâle haddesena Şeybanu Ebu Muaviye. Şeyban'da kim? Ebu Muaviye. En Ziyad ibn-i İlâka. Ziyad ibn-i İlâka'dan rivayet eyledi. En Amr ibn-i Meymun huvel evdi. Amr ibn-i Meymun'dan ki o da evdi.
kabilesindendir. Kâle se'elnâ Âişete, Âişe'ye radıyallahu anhaya sorduk. Hani racülü bir adamın hükmünden ki yukabbülü tekbir eder ve huve sâimin, halbuki kendisi de oruçludur. Orucu bozulur mu bozulmaz mı diye sorduk. Fekâlet buyurdu ki kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu yukabbülü tekbir ederdi ve huve sâimin, kendisi de oruçluydu. Oruçlu olduğu halde ezvâc-ı mütehâratı tekbir buyururlardı. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن زياد عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت عمرو بن ميمون حضرت عائشة رضي الله عنها ذا رواية diyor ki حضرت عائشة buyurdular كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz oldu yukabbiluni, beni tekbir ederdi ve ana saim, halbuki ben de oruçluydum. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبيه يقول موسى بن علي diyor ki ben babamı işittim, Ali der ki حدثنا أبو قيس مولى عمرو بن العاص. أبو قيس der ki o da عمرو بن العاص'ın kölesiydi. Rivayet edildi قال بعثني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص beni gönderdi. İlâ Ümmü Seleme'te radıyallahu anh'a, Ümmü Seleme'ye gönderdi. Kim Ümmü Seleme? Zevci Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zevcesi Ümmü Seleme'ye gönderdi. Fekale, Abdullah bana dedi ki, Selha, Hazreti Ümmü Seleme'ye sor. Ekâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yukabbilu, Peygamber Efendimiz öper miydi ve ve sâin? Halbuki oruçlu. Oruçlu olduğu halde zevcelerini öper miydi? فَيِنْ قَالَتْ derse ki لَا لَا derse فَقُلْ de ki اِنَّ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Âişe تُخْبِرُ النَّاسَ نَاسَ haber veriyor ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ يُقَبِّلُ zevcelerini tekbir ederdi ve هُوَ صَائِمٌ halbuki kendileri oruçlu idi. Hazreti Âişe böyle haber veriyor. Böyledir. فَاَتَيْتُ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Ebu Kays diyor ki ben Ümmü Seleme'ye geldim. Feablatu vesselam an Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn As'tan selam söyledim. Ve kultu dedim ki ekane Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yukabbilu. Peygamber Efendimiz sevcelerini tekbir eder miydi ve huve saimun oruçluyken. Fekalet Ümmü Seleme dedi ki la tekbir etmezdi, öpmezdi. Fekultu ben dedim ki inne Aişete radıyallahu anh Hazreti Aişe tukbirün nase nase haber veriyor ki ennehu kâne yukabbilu ve vesayim. Oruçlu iken zevcelerini tekbir buyururlardı. Fekalet Ümmü Seleme buyurdu ki leallehu ümit edilir ki bu ennehu lem yekün yetemâleku. Peygamber Efendimiz kendisine malik olamazdı anha Hazreti Aişe'den hübben muhabbet yönünde, yani onu çok severdi de kendine malik olamazdı da onu öperdi. Ama iyyâye fele, ama beni öpmemiştir. Bu Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın haberi, yani Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'yi tekbir buyurmamış. Ama Ummu Kelzete Âişe'yi tekbir buyurmuş. وَقَدْ تَوَاتَرَتْ هَذ۪ي الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İşte Peygamber Efendimiz'den bu eserler tevatür etti, çoğuldu. Ki ennehu kâne yukabbilu ve fesâil. Oruçlu iken tekbir buyururdular. فَدَلَّ ذَٰلِكِ işte bu rivayetler delalet etti ki اَنَّ الْقُبْلَةَ قُبْلَ ailesini öpmek غَيْرُ مُفْتِرَةٍ لِلسَّائِمِ saimin orucunu bozucu değildir, bozmaz. Bunlar buna delalet eyledi. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz etse dese ki كَانِ ذَٰلِكَ bu oldu مِمَّاشُ bir şeylerden ki قَدْ خُسَّ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e has olan şeylerden oldu bu. Ela tera sen görmez misin? İlâ kavli Âişete radıyallahu anha Hazreti Âişe'nin kavline bakmaz mısın? Bilmez misin? Ne buyurdu? Ve eyyüküm kâne emleke le rabbihi min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin hangi biriniz Peygamber Efendimiz'in malik olduğu gibi kendi şehvetine malik olur? Öyleyse bu Resulullah Efendimiz'e hastır. Böyle itiraz eder derse قِيلَ لَهُ ona denilir ki اِنَّ قَوْلَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا هَذَا Hazreti Ayşe'nin bu kavli اِنَّمَا هُوَ bu kavli ne üzerinedir عَلَى اَنَّهَا
ala enneha Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha la te'menu emin olmazdı aleyhim nas üzerine ve la ye'menune onlar da o cemaat de emin olmazdılar ala enfüsihim nefislerine nefislerin üzerine emin olmazdılar ne gibi ma kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'menuhu ala nefsihi Peygamber Efendimiz kendi nefsine emin olduğu gibi bunlar emin olamazdılar. لَنَّهُ كَانَ مَحْفُوزًا Peygamber Efendimiz mehfuz idi. Cenab-ı Hak onu günah işlemeden hifzederdi. Hazreti Ayşe bunlara böyle demesi yani hangi biriniz Resulullah gibi kendi şehvetine malik olabilir? Çünkü Peygamber Efendimiz mehfuz idi ama siz mehfuz değilsiniz. Olur ki siz bir tehlikeye düşersiniz. Ve delilü delil ala ennel kublete kuble öpmek indaha Hazreti Ayşe indinde la tufteru saime oruçlunun orucunu bozmaz. Ma evet oruçlunun orucunu bozmaya delil nedir? Maşur bir şeydir ki katreveyna an Hazreti Ayşe'den rivayet ettik ki enneha kâlet Hazreti Ayşe buyurdular فَاَمَّا أَنْتُمْ اَمَّا سِزْ فَلَا بَأْسَ بِهِ Bunda öpmekte beis yoktur. لِشْشَيْخِ الْكَبِيرِ الضَّعِفِ Yaşlı, ihtiyar, zayıf bir adama beis yoktur. Delil de budur. اَرَادَتْ بِذَٰلِكَ Hazreti Ayşe bununla murad etti ki اَنَّهُ لَا يَخَافُ مِنْ اَرَبِهِ Yaşlı, ihtiyar, zayıf adam şehvetinden korkmaz. Ve korkmadığı gibi de harama götürmez. Öpmesinde beis yoktur. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki عَلَى اَنَّ مَنْ Şu şey üzerine delalet etti ki bir kimse ki لَمْ يَخَفْ korkmadı مِنَ الْقُبْلَةِ öpmekten ve vesaimin halbuki kendisi de oruçlu neden korkmadı şeyen ahire başka bir şeyden yani cimadan vesaireden korkmadı وَاَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ nefsine de emin oldu işte bu اَنَّهَا اُقُبْلَ لَهُ بَعْدَمَ مُبَاحَةٌ مُبَاحْتَهِ Bununla bunu murad etmiş oldu. Buna delalet etti. وَقَدْ زَكَرْنَا عَنْهَا فِي بَعْدِ هَذِي الْاَثَرِ Bu eserlerin bazılarında Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan zikreyledik ki اَنَّهَا سُوِلَتْ اَنِ الْقُبْلَةِ لِلسَّائِمِ Oruçlunun kublesinden sual edildi. فَقَالَتْ cevaben لِذَٰلِكَ السُّعَالِ O suala cevaben buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yukabbili öperdi ve ve saimin o da oruçluydu. Yani orucu bozmaz. Böyle cevap verdi. Felev kâne hükmü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem eğer Resulullah Efendimizin hükmü olsaydı fî zâlike bu öpmek hakkında inde Hazreti Ayşe indinde hilâfe hükmü gayrihi minen nâs nas'tan gayrisinin hükmünün hilafına olsaydı izen lema kâne olmazdı ma allemetu Peygamber Efendimiz öğretmiş olduğu şeyin fiilini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin fiilinden öğrettiği şey olmazdı cevaben cevap olmazdı dedi ma su'ilet anhu sual olunan şeyden o da neden min fiili gayrihi gayrisinin fiilinde yani Peygamber Efendimiz'in hükmü başka, Nas'ın hükmü başka olsaydı, o kendisine sual ettiler ki, oruçlu ailesini öperse ne olur? O da dedi ki, Peygamber Efendimiz oruçluyken öperdiği öyleyse, Peygamber Efendimiz'in hükmü başka, ümmetinin hükmü başka, bu böyle olmadı. Eğer böyle hılafın olsaydı, bu fetvayı vermezdi. Demek ki ikisi de bir. وَقَدْ سَأَلَهَا Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ayşe'ye sordu. Lemma cema'a lehu abuhu ehlehu fi şehri Ramazan. Vaktaki babası Hazreti Ömer Abdullah ibn Ömer'in zevcelerini getirdi Ramazan'da girdiğe verdi. Evet. Hazreti Abdullah ibn Ömer de gitti Hazreti Ayşe'den sordu. En misli zalik bunun gibi yani ailesini öpmek caiz midir değil midir? Fakalet Hazreti Ayşe buyurdu ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'alü zalik. Peygamber Efendimiz bunu işlerdi. Öyleyse bu Peygamber Efendimiz'e has değil, bütün ümmetine şumulü vardır. وَهَذَا عِنْدَنَا işte bizim indimizde bu böyledir. لَاَنَّهَا كَانَتْ تَأْمَنُ عَلَيْهِ لَاَنَّ Hazreti Ayşe كَانَتْ تَأْمَنُ emin olurdu.
aleyhi Abdullah İbni Ömer üzerine emin olurdu ki yani bu onu öpmekle başka orucunu bozacak bir hale düşmesin. فَدَلَّمَا ذِكَرْنَا bizim bu zikre eylediklerimiz delalet etti neye? عَلَى اسْتِوَايِ حُكْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in hükmünün müsavi olmasına vesairin nasi nasın dikerilerinin hükmünün de müsavi olmasına indaha Hazreti Ayşe indinde fi hükmü kuble kuble hakkında yani ailesini tekbir hakkında Resulullah'ın hükmü ile diğer nasin hükmü müsavidir. Buna delalet etti. اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا الْخَوْفُ onunla bir havf olmasa, o tekbir esnasında korkmasa, اَذَا مَا بَعْدَهَا o tekbirin mabadine. O da neden? مِمَّا اُلْ بِشَيْدَنْ كِ تَدْعُوا o kıble götürür اِلَيْهُ وَنَا yani o da nedir? Cima. Cima'dan korkmazsa kıblede bir iş yok. وَهُوَ اِذَا فِي النَّزَرِ كَذَٰلِكِ kıyasla da bu böylecedir. لَاَنَّا قَدْ رَيْنَا الْزِمَاءَ وَالتَّعَامَ وَالشَّرَابِ biz cima, taam, şarabı gördük ki قَدْ كَانَ ذَٰلِكَ onlar oldu kulluhu hepsi haramen haram oldu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber Efendimiz üzerine haram oldu fi siyamihi orucunda kema huve haramun ala sairi ümmeti fi siyamihim ümmetine de oruçları oldukları vakitte haram olduğu gibi yemek, içmek, ailesine tekarrüb etmek Resulullah'a haram olduğu gibi ümmetine de haram idi. ثُمَّ هَذِهِ الْقُبْلَةُ bu kıble tekbir قَدْ كَانَتِ لَرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا فِي سِيَامِهِ Peygamber Efendimiz'in orucunda ona helal oldu. فَالنَّزَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz bu kaideye nazaren اَنْ يَكُونَ اِذَا حَلَالًا o kıblenin helal olması da lazım gelir. لِسَائِرُ اُمَّتِهِ ümmetinin diğer kendisinden başka ümmetine de fi siyamihi meyze onların oruçlarında da helal olması lazım gelir. Ve yestevi müsavi olur. Ve yestevi hükmuhu ve hükmuhu fiha Resulullah Efendimizin hükmüyle ümmetinin hükmü müsavi olur. Olması lazım gelir. Ve yestevi hükmuhu ve hükmuhu fiha kendi hükmü de ümmetinin hükmü de bunda müsavi olur. Bu zikrettiğimiz şey üzerine bu lazım gelir. Kema yestevi fi sairi ma zekerna zikrettiklerimiz diğer şeylerde müsavi olduğu gibi bunda da müsavi olması lazım. Ve kad ruvayani nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ney ma ul bi şey ki yedullu ala istivai hükmihi ve hükmü ümmeti fi zalik. Kıble hakkında Peygamber Efendimiz'in hükmü ve ümmetinin hükmünün müsavi olduğuna delalet eden başka bir rivayet de var. O da nedir? Maşul bir hadistir ki haddesena Yunus. Kâle ve kaduru yani nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme eyza Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ma bir hadis ki yedullu delalet eder alistibai hükmihi ve hükmü ümmeti. Resulullah'ın hükmü ve ümmetinin hükmünün müsavi olduğuna delalet eder fi zalik bu tekbir meselesinde. Ne rivayet edildi? Maşhur bir hadis ki haddesena Yunus. Yunus bize rivayet eyledi. Kale ahberen ibn Vehbin enne Malik'en ahberehu an Zeyd ibn Aslam an Ata ibn Yasar enne racülen Ata ibn Yasar'dan rivayet edildi ki bir adam kabbele mra'atehu ve hasaymen oruçluyken ailesini tekbir etti. Fevecede min zalike veciden şedida bundan çok mehzun oldu. فَاَرْسَلَمْ رَأَتَهُ ailesini gönderdi. تَسْأَلُ لَهُ bu mesele için sorar olduğu halde en zalik bu meseleden. فَاَرْسَلَ gönderdi اِمْرَأَتَهُ kadınını ki تَسْأَلُ sorar. لَهُ kendisi için en zalik bu meselede. Yani madem ailesini tekbir etti, orucu bozuldu mi, bozulmadı mı, ailesini gönderdi. Sormak için فَدَخَلَتْ عَلَى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا o kadın Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın huzuruna girdiler. Ümmü Seleme de kim? Zevci Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zevcesi. Fezekeret zalike daha o kadın Ümmü Seleme'ye meseleyi zikreyledi. Feakberetha Ümmü Seleme radıyallahu anh'a Ümmü Seleme ona haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yukabbilu ve huve sâim. Peygamber Efendimiz onu öperdi. Halbuki kendisi de Peygamber Efendimiz de oruçlu idi. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in
şeylerini haber verince Peygamber Efendimiz'e has bir şey değildi. Ümmetiyle kendisi ünsabiydi. Feraca'at fe akberet bizalik. Zevceha. O kadın gitti kocasına haber verdi. Fezâdehu şerren. Onun kocasına bu ziyade eyledi. Neyi? Şerren, şerri ziyade eyledi. Daha ziyade mehzun oldu. Ve kâle buyurdu ki, lesna misle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber Efendimiz gibi değiliz ki. Yuhillullah azze ve cel, Allah azze ve cel helal kılar, li Resulü, Resulüne helal kılar, maşa dilediğini. Çünkü o mehfuzdur, masumdur. Ama biz böyle değiliz ki. Sümme raca'atil mer'atü ila Ümmü Seleme'te radıyallahu anh'a. Tekrar o kadın Ümmü Seleme'ye rücu etti, gitti. Fevecedet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiha. Gitti ki Resulullah Efendimiz de Ümmü Seleme'nin yanında. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sordu ki, ma ba'lu hadihil mer'e. O kadının hali nedir? Ne diyor? Fe akberet Ümmü Seleme'te. Ümmü Seleme haber verdi. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, Ela akbertiha, sen buna haber vermedin mi ki? Enni ef'alu zalike, ben bunu işliyorum. Oruçluyken zevcelerimi öpüyorum diye haber vermedin mi? Fekalet Ümmü Seleme radıyallahu anh, Ümmü Seleme buyurdu ki, Kad akbertuha, ben ona haber verdim. Fezâbet ila zevciha, kocasına gitti söyledi. Feakberetu, haber verdi. Fezâdehu şerren, kocasına şerri ziyade eyledi ve kâle buyurdu ki yuhillullahu li rasûlihi maşa. Cenab-ı Hak dilediği şeyi Resuluna helal kılar. Biz Resulullah gibi değiliz. Dedi. Fegâdibe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz gadab etti ve kâle buyurdu ki inni le etkâküm lillâhi azze ve cel. Allahu azze ve celden, azze ve celleden en ziyade korkanınız benim. Ve a'lemukum bi hududihi, Allah'ın hududunu en ziyade bileniniz de benim. Yani madem ki Allah'tan en ziyade korkan benim ve hudud-i ilahiyi en ziyade bilen benim. Ben bunu yapıyorum da siz ne oluyor ki yapmıyorsunuz? Fedelle zalik, bu delalet etti ala mazikarına, bizim zikrettiğimiz şeye, yani tekbir orucu bozmaz. Fahada ve çuhadel bab min terikil asah, eserler tarikiyle bu babun veçi budur. Ve huve kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmehumullah. Bu üç imamın kavli de budur. Yani oruçlu ailesini öperse orucu bozulmaz. Ve kadru yani müteqaddimin, müteqaddiminden rivayet edildi fi zalik, bu mesele hakkında maşhur bir rivayet ki haddesena Süleyman ibn-i Şuayb قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي عن سعد بن أبي وقاص. سالم الدوسي سعد بن أبي وقاص رواية الذي وسأله رجل برادم حزرة السعادة سوردي أتباشر وأنت صائم, sen ailene mübaşere ediyor musun oruç olduğun halde, yani senin vücudun onun vücuduna değiyor mu? Fekale naam, evet dedi. Çünkü orucu bozmaz. Haddesena Yunus'u kâle akberen ibn-i Vehbin enne maliken akberehu an Zeyd ibn-i Esled ana Efa ibn-i Yesar enne Abdullah ibn-i Abbas söyle anil kubletin issayi. Abdullah ibn-i Abbas da soruldu ki oruçlu bir adam ailesini öperse ne lazım gelir? Ferakhase fîhâ, Abdullah ibn-i Abbas ruhsat verdi o öpmek hakkında bir şeyhi, yaşlı adama ve kerihaha, mekruh gördü bir şabbi, genç adama. Haddesena Yunus kâle haddes akberen ebn-i Vehbin enne maliken haddesehu an ebin nadr en Aişete binte Talhete akberetu. Talha'nın kızı Aişe'den ki haber verdi o. Aişe binti Talha Ebun Nadr haber veriyor ki enneha kânet inde Aişe'te sevgün Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Aişe binti Talha diyor ki ben Hazreti Aişe radıyallahu anha'nın yanında idim. Fedekhale aleyha zevcuha. Aişe binti Talha'nın zevci geldi. Kim onun zevci de? Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ebi Bekir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Abdurrahman'ın oğlu Abdullah. Aişe binti Talha'nın kocasıymış.
O da geldi çıktı. Diyor, ben de Hazreti Ayşe'nin yanında oturuyorum. Vahve saim. Abdullah ibn Abdurrahman da oruçluydu. Fekalet de ve Ayşe radıyallahu anh, Hazreti Ayşe ona dedi ki, مَا يَمْنَعُكَ سَنِ مَنْ نَمَنْ اِتْتِكِ اَنْ تَدْعُوَ مِنْ اَهْلِكَ Sen zevcene yaklaşasan ve فَتُقَبِّلَهَا وَنِ اُفَسَدْ Yani gidip de onu öpsene dedi. قَالِ اُقَبِّلُهَا وَاَنَ السَّائِمْ Ben onu öpeyim, halbuki ben oruçluyum. Olur mu? فَقَالَتْ لَهُ عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ayşe buyurdu ki, نَعَمْ olur dedi. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَاذِنُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا الْلَيْسُ أَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَدِ أَنْ أَبِي مُرَّ مَوْلَى عَقِيلٍ أَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ أَنَّهُ قَالَ Hakim ibn İqbal dedi ki, سَأَلْتُ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'den sordum ki, مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ بَنَا نَحْرَمْ olur مِنْ اِمْرَأَتِي benim ailemden ve اَنَا السَّائِمُنْ Halbuki ben oruçluyum, ben oruçluyken ailemden bana haram olan yer nedir? قَالَتْ Hazreti Ayşe buyurdular ki, فَرْجُهَا فَرْجِ سَنَا حَرَمْدِرْ Yani şima etmek haramdır, diğer şey haram değildir. فهذه عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رضي الله عنها تقول buyurur فيما يحرم على الصائم oruçlu üzerine haram olan şeyde şey hakkında bin imrati ailesinden hangi şey ona haram olur ve ma yahill lehu minha ailesinden hangi şey de helal olur bu rivayet edildi Hazreti Ayşe dedi neyi ma kad zekene zikri eylediğimiz şeyi buyurdular ki Yani ona tekarrüpten başka diğerleri helal olur. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَلَا اَنَّ الْقُبْلَةَ تَقْدِيلْ كَانَتْ مُبَاحَةً مُبَاحِدِ عِنْدَهَا حَزْرَةِ عَيْشَ اِنْدَنْدَ لِلصَّائِمِ Oruçlu için tekbir mübahidi. اَلَّذ۪ي Hangi oruçlu? لِلصَّائِمِ oruçlu. اَلَّذ۪ي öyle oruçlu ki يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِ Nefsine emin olur. Nefsine emin olursa ona mübahidi. Ve mekruheten mekruh edil gayrisine ki nefsine emin olmaz. Ailesini öper. O öpmek de şehvetini tahrik eder. Bu sefer cimaa götürür. O onun için de caiz değildir. Leyse lennaha haram. Öpmek haramdır bunun için değil. Leyse bu mekruh olması olmadı. Lennaha zira öpmek haramın haramdır aleyhi oruçlu üzerine. Velakinnehu Lakin, لَأَنَّهُ adam لَا يَمَنْ emin olmaz اِذَا فَعَلَهَا Öpmeyi işlerse emin olmaz. Neden? مِنَنْ تَعَلِبَهُ شَهْوَتُهُ شَهْوَتُهُ ona galip gele حَتَّى يَقَى حَتَّى وَاقُ ola فِيمَا bir şeye ki يَحْرُمُ عَلِيهِ kendisi üzerine haram olur. O da nedir? Cima. Cima haramdır. Öpmek cimayı götürür de bunun için mekruhtur. Yoksa kendi haddi zatında öpmek mekruh değildir. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أن ثعلبة بن أبي سعير العزري هكذا قال ابن أبي مريم ابن شهاب ثعلبة بن أبي سعير العزري دان جواته يقول ابن أبي مريم böyle dedi. Ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kad mesaha veçehu onun yüzünü meseylemişti. Ennehu akhbarahu o haber verdi ki ennehu semi'a ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ashabını işittim ki yenhevne nehyederdiler es-saime oruçlu yani kubbeti öpmekler ve yekulune inneha o öpmek tecurru şeker götürür ila mahu ekberu minha öpmekten daha büyük olan bir şeye götürür. Yani cimaa kadar götürür. Onun için nehyederdiler. Fakat beyyene fi hadel hadis işte bu hadiste beyan buyurdu. El ma'nellezi şul bil manayi ki min eclihi o mana yüzünden keriheha men keriheha Keriha kubley mekruh gördü. Kim? Men bir kimse ki keriha onu mekruh gördü lisayi. Oruçluya öpmek mekruhtur diyenlerin mekruh ne için mekruhtur dediklerinin sebebi bu hadiste beyan edildi. Ve ennehu innema huve o manada nedir? İnnema huve havfuhum evet bu nehyedenlerin kerihdir diyenlerin korkusudur. Aleyhi oruçlu adam üzerine minha o kubleden, tekbilden
ki en yahrume en yecurre en yecurre hu adamı çeke götüre ila ma'ul bir şeye ki huve hu ekberu minha kubleden daha büyüktür. Yani mekruhtur, niye o adam öper öpmesi mekruh değil, fakat öper şehveti galebe çalar, bu sefer nefsine mehkum olur. Bu neydir? Ailesine muvakaede, mücamaede bulunur. Daha büyüğüne çeker götürür, bunun için mekruh gördüler. Fezalike delilun, işte bu delildir. Ala ennehu şu şey üzerine ki zerte fezalikel mana, bu mana kalkarsa ellezi öyle mana ki min eclihi, ondan dolayı mena'uhu, oruçlu iman ettiler minha kubleden, ki ne için men ettiler, mekruhtur dediler, yani daha büyüğüne götürmesin diye. Eğer bu kalkarsa, yani o adam nefsine emin olursa, bu öpmekle başka bir şey hasıl olmaz, nefsi garebe çalıp da bunu harama götürmez olursa, enneha o kubbe lehu, o adama oruçluya mübahatü mübahtır. Fakat haddesena Muhammed ibn Huzeyme, Muhammed ibn Huzeyme de biz rivayet eyledik, kâle haddesena Hişam ibn İsmail demiş ki yün attar, kâle haddesena Mervan ibn Muaviye en Ebi Hayyan el-Teymi an ebih قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه Hazreti Ömer sordu kime, Ali ibn Ebi Talib رضي الله عنه Hazreti Ali kerremallahu vechhe sordu min kubletu sayim, oruçlunun ailesini öpmesinden sordu, caiz midir değil midir? فقال علي, Hazreti Ali buyurdu ki yettakillah, Allah'tan korkar ve la yaud avdet etmez, yani o adam Allah'tan korksun bir daha öpmesin. فقال عمر, عمر رضي الله عنه buyurdular ki إن كانت هذه, إن كانت eğer oldusa, هذه öyle oldusa, bu لقريبة من هذه وتكنه yakın, yani öpmüş öpmemiş ikisi de bir demektir. فقول علي يتق الله ولا يعود, Hazreti Ali'nin Allah'tan korksun bir daha avdet etmesi, bu sözü يحتمل محتمل olur ki ولا يعود لها ثانية, İkinci defa ona evdet etmez. اِلَاَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ مِنَيْزِ سَوْمِهِ, İkinci defa öpmesi ona mekruhtur, oruçlu olduğundan dolayı. Bir buna ihtimali var. وَيَحْتَمِلُوا وَلَا يَعُودُ, bir ihtimali de var ki evdet etmez. اَيُّقَبِّلُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً, yani bir kere öper döner, bir daha öper döner, bir daha öper, böyle yapması. فَيُكْسِرُ ذَٰلِكَ مِنْهُ, o tekbili çok eder, öyle yapması. فَيَتَحَرَّكُ لَهُ شَهْوَتُهُ, eğer şu öpmeyi çok ederse şehveti tehrik olur. فَيُخَافُ عَلَيْهِ, o oruçlu üzerine korkulur. مِنْ ذَٰلِكُ, bu öpmenin çokluğundan. مُوَاقَعَةُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ, Allah'ın üzerine haram etmiş olduğu şeye düşmek, o da nedir? Ailesine tekarruf etmek, bu haramdır. Bu fazla öpmesi ona götürür. Onun için öpmesin, fazla öpmesin. Ve kavlu Ömer'e, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kavli, hâzihi garibetun min hâzihi, bu öpmesi öpmemesi birbirine yakındır. Buna gelince ey enne hâzihi illeti kerehteha lehu, şu bir şey ki sen mekruh gördün ya Ali, yani tekrar gidip öpmesin dedin. Garibetun min illeti ebehteha lehu, mübah kıldığına gariptir. Yani ne dedin? Allah'tan korksun bir daha evdet etmesin. Yani bu mübahtır ama bir daha yapmasın. İkisi birbirine yakındır. Bundan bir hüküm çıkmadı. اَوْ اِنَّ هَذِهِ اللَّتِي يَخُدْشُ الْبِشْ, şey ki اَبَحْتَهَا لَهُ, sen onu mübah kıldın. Yani öptü, bir defa öptü, orucu bozulmadı. Bu garibetun min اللَّتِي كَرِهْتَهَا لَهُ, tekrar öpmesin diye mekruh gördüğüne yakındır. فَلَا دَلَالَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadiste delalet yoktur. Bunda bir celalet yok ki, yani öpmek caizdir, iftar, orucunu bozar, bozmaz diye bir şey yok. Yani ikisi birbirinin aynı oldu. Velakinne delalat, oruçlunun öpmesinde kerahat yoktur. Bu gibi delaletler fîmâ gâd tegaddemehu, tegaddem eden hadislerde olucudur. Bu hadislerde neden? Min maşur bir hadislerden ki kad zekerna, biz onları zikreyledik. Kablehu, bundan evvel zikreyledik. Bu hadislerde olucudur. Vallahu ta'ala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.